Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde çok kritik bir Real Madrid deplasmanı var. Üç puan aramızdaki fark Barcelona ile. Ne şampiyonluktan vazgeçebiliyoruz ne Barcelona şampiyon diyebiliyoruz. Bütün her şey Real Madrid deplasmanında çözülecek. Kazanırlarsa bu arada ikinci olacaklar. Biz üçüncülüğe gerileyeceğiz ama çok önemli değil. Şampiyonlar Ligi'ni garantiledik zaten. Evet. Bu iki genç oyuncu gelmek istemiyorlar. Zaten yeni sözleşme imzaladıkları için normalde biraz Temmuz'u beklemek lazım. Şu an kafamda taktiği düşünüyorum. Acaba bir Gasparini mi yapsam diye düşündüm de. 3-4-3. Kararsızım. Bence 5-3-2'yi hücum ağırlıklı biraz daha pozitif oynamamız lazım. Öyle oynarsak sanki istediğimizi alacağız gibime geliyor. Ya da bir tane stoper koyup iki tane de kanat ekleyeceğiz. Devam. Atletico 1-0 kazandı. Şimdi Williams çık. San Özegen. Hırslı bir şekilde. Hadi kendinizi kanıtlayın diyelim. Evet güzel motive olduk. Kapa'yı öne attım. Savunma dedim. Baldeye iki yönü diyeceğim. Balde'nin katkısı önemli. Şunu bir ortaya alabilirsem, tamam. Savunma, kesici. Bir de kesici. Lopez'i merkeze attım. Önde basmak istediğim için defansif orta saha yerine oraya bir ofansif orta saha koydum ama Asi şey yapacağım. Çalışkan forvet savunma yapacağım. Biraz daha kenarları açılıyorum. Topla koşuyu azalt diyelim. Çok düşünceliyim şu an ya. Hakikaten nasıl yapacağız bilmiyorum. Aymar seni biraz daha mezzele yapayım mı aslanım? Seni biraz daha mezzele yapacağım. Daha fazla top sürüp ileri çıkmanı istiyorum. Çünkü zaten Lopez'in oyun kurma şeyi var. Sana bir sıkı markaj istiyorum. Boş alanlara koşu yap. Mevkiden bağımsız oyna. Daha fazla hücuma çık. Ya da hücuma çok fazla çıkmasına gerek yok. serbestlik versem mi bilemedim. Şiddetli pres. Pozitif diyeceğim. Azimli oynayın diyeceğim. Martinez'den erken bir kart geldi. Bir de rakip talimatlarına baksaydık. Kroos'a ve Modric'e her zaman pres yapın. 61'deyiz. Fas'ı biraz da standart yapsam mı? İçeri bindirenleri gör kaleyi Şunları hiç yapmadım ki. Şu şeyden başla, defanstan başla. Bir tık daha öne at. 51'e düştü. Dokunmasam daha iyiydi. İstekli oynayın. Valde, ver kırmızıyı. Ver kırmızıyı. Hep bize mi çıkacak? Vallahi kırmızı geldi. Vallahi kırmızı geldi. Valide sen nereye gidiyorsun oğlum? Allah! Lan oğlum ne ata? Biz yapacağız ata. Bak. Kanım dondu şerefsizim var ya. Hala yalnız. Azıcık yürekli oynayın ya. Adamlar 10 kişi 10. Bak. Valde taş atışını kullandı Martinez. Allah'ım lütfen yardım et. Bak kaptırma o topu ve seni öldürürüm. Ayma. vers sağ tarafa. Sağ sünnettir. Nerede bizim salavat zinciri? Nunes. Ya yapacaksınız yine abuk subuk bir şey. Allah belanızı versin. Adamlar 10 kişi. Bir oyun dahi kuramadınız ya. Siz zaten şampiyon olmayı hak etmiyorsunuz ki. Bu ne? Oğlum yetişsene o topa. Çıldırtacak bunlar beni ya. Vallahi çıldırtacak. Hücum oyna demeye korku korkuyorum şu an. Bak Al ona. Zahmet oldu acı. Ya beyler. Bak beni agresife bağlatmayın. Performans hiç memnun etmedi. Ne yapacaksanız artık yapın. Yazıklar olsun size. Bunlar tamam mı? Artık çift Kanada dönmem lazım beyler. Jose Defo çık hayatımdan. Dörtlü savunma, kendi oyunumuzu oynayacağız. 10 kişi kaldıklarına göre biz de kendi oyunumuzu oynarız. Ya Asi, senden bicecik olmaz ya. Kalbini kırmak istemiyorum ama İker alayını İker, gel aslanım. Hücumdasın. Dakika 60. Yorgunlar. Hatta şunu da kendi mental temiz alayım. Tamam mı? Bu bizim bildiğimiz oyun. Bu bizim bildiğimiz oyun. Tempo yüksek. Faslaşarak girebilir miyiz? Gireriz. Kanatlardan. Ama tabii kanatları iyice açacağım. Çünkü onlar merkezden gelecek. Evet. Bir şey unutmak istemiyorum. İyice kanatları açıldım. Hatta tamamıyla kanatları açıldım. Merkezden ne kadar uzak oynarsak o kadar iyidir. Fasatası yapar mıyız acaba? Hadi şöyle tadında bırakayım. Bak Allah aşkına yiyin kurtulalım. Lopez dön merkeze kafa. Bak merkez boş. Yolun yol bak kaptırma onu. Uyarıyorum seni dön merkeze güzel. Hoppa haydi baldi en sevdiği toplar. Vur ona. Ulan Kurtu. Yalnız Keltoş'un nefret ettiği kadar varmış bak. Kanada dönüyordu yine merkeze aldı. Görüyor musun ki Altoş hemen tepki verdi. Balde. Sen de artık. Ya Balde ya. Bas ona. Bas 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 bas. Bunlar var ya 10 kişi gol yiyecek ya. Ne desem ne yapsam boş. Allah belanızı versin. Bir tık geri alayım da defansın arkasına iyi kaçıyor. Ya bunu da şöyle mi oynayayım şimdi 10 kişi kalmış takıma karşı. Allah aşkına şu sizin içinize siniyor mu? Oldu olacak şuraya çekeydim. Alanı daraltmam lazım abi. Alanı kanatları yok. Bir dakika şurayı daraltacağız. Kaçıncıya konsantre olun dedim bilmiyorum ama ne kadar desem boş. Cross uzaktan denedi. Yine orada bir ortalık karıştı. Üç oyuncu saldırıya geçti aldılar. Vallahi orada köşeyi kıstırdılar çocuğu. Kanada aldı tekrar. <laughs> Zidan kafayı yedi. Ciddi bir şey değil diyor. Ne durumdasın Balde? Bir değişiklik hakkım kaldı. Valla hata da yaptı da Yine Balde sol taraftan iyi yardırıyor diye. Hadi oraya bir inigo hamlesi yapayım. Son hamle hakkımız. Ya beyler Allah adı verdim ya. Ben daha kaleye gördüğünüzde vurun. Ben daha size ne diyeyim artık. Adamlar 10 kişi ya. Sakin ol. Aşırı yüksek. Çok da dandum vurmasınlar. Hani İker, Marti, Inigo neredesiniz? Aç iyice kanatlar abi. Kanat aldım. Abi kanatları yok adamların ya. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Bir tane gol bulamadık şuradan biliyor musunuz? Diamond yaptılar diye kanatlara döndüm. Ne Iker'i ne Williams'ı bir tane pozisyonda görmedim. O 3 puanı bana vermeyecek ya. Şurada da bizi iyi doğradı. Granada maçında da. Bilmiyorum. İş artık Barcelona'da kaldı ya. İş artık da kaldı. Atletico kazandı. Şuraya savunma yerleşimi, hücum yerleşimi diyelim de. Balde iki gün sakatlandı. İyi ki çıkarmışım. Daha ağır bir sakatlığa dönüşebilirmiş. Hadi be. B takımının şampiyonluk ihtimali kalktı diyor kazanmasına rağmen. Tüh. Niye maç sayısı mı bitti? Biz de aynısını yaşayacağız herhalde ya. Evet son maçmış. Üzdü. Şunlara ben şey dedim mi? Bir i̇lgilendiğini açıkla diyeyim de. En azından yolunu yapmış olalım Temmuz ayına kadar. Vallahi çok üzüldüm ya. Nasıl 10 kişi yenemeyiz? İyice de yorulmuşlardı var ya 60'tan sonra. İki tane oraya kanat koydum. Bir tane pozisyon gelmedi. O kadar çok fırsat teptik ki. Yani Barcelona artık buradan şampiyonluğu alsa Hak etti diyebiliriz. Yani zaten şampiyonluk dediğim böyle bir şey. Ufak detaylar belirliyor şampiyonluğu. Yine de elimizden geleni yaptık ya. Çocuklarla gurur duyuyorum. Şu an bakın 13 Nisan... ...Mayorka maçı iddiamız devam ediyor. Nis, şey pardon Mayıs'ın 10'undayız ne Nisan'ı. 10 Mayıs'ta şampiyonluk iddiamız devam ediyor... Basyono şurada puan kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Bir de 4-2-3-1'e döndüm. Kendi oyunumuzu oynarız. İyi işler de yaptık yani 4-2-3-1'le. Bildiğimiz oyunu oynayalım dedim ama Evet, belki o Barcelona maçında önde bassaydım beşli savunmayla. Şu an başka şeyler konuşuyor olacaktık. Ya da Granada maçında puan kaybetmeseydim. Haydi Sociedad. Bugün kralcıyız. Bugün kraldan çok kralcıyız. Abi bu Barcelona ve Real Madrid'in duran topları ne olacak? Oyun sanki bunlara var ya sınırsız duran top veriyor gibi. Oyarzabal'a çok güveniyorum. William tehlikeli bir oyuncu. Adnan'a çok güveniyorum. Odegaard aynı şekilde. Messi. Griezmann attı. Umutlarımız çabuk söndü ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Böyle başlayıp Barcelona'nın berabere bitirdiği maçları da gördük. Umtiti, Alba Arthur Verdi Fas'ın Dembele'ye. Şimdi sol tarafta Alba da top. İçeri doğru kat etti. Orada kademeye geldi, çevirdi. Direkten döndü. Emiliano'nun kucağında kaldı. Barcelona yalnız var ya ölümüne savaşı. Aşırı uyucu, ağırlıklı oynuyor ha. Yürek ister. Ve ezmiş durumdalar %38'de. Bir tane şutu var Sosyedat'ın. Taç atışını kullanan Alba. Dembele. Alba da top tekrar. Semedo. Açısı dar. Kötü vurdu. Dakika 45 oldu. İlk yarı böylelikle sona erdi. Sosyedat'ın bir tane şutu var. Messi içeri doğru kesti. Odegaard uzaklaştırdı. Umtiti. Şimdi Messi'de top. Vur ona. Ulan var ya yürüye yürüye geçti yine ya. Evet. Barcelona bayrakları her yerde. Şampiyonluk yürüyüşü heyecanlı. Dembele topuk pasıyla bıraktı. Pike Messi'ye doğru kaptırdı. Adnan uzaklaştırdı. Can hıraç bir şekilde taç. Hiç atan ağası ikinci şut gelmedi bile ya. Böyle bir ezme olamaz. Artık pençeyi attı Barcelona. Bundan sonra bırakmaz. Bak Ezdi ezdi. Ama ben yine de bak 80'de bir pozisyon. Yine bir 1 geleceğini umut ediyorum. Hadi bakalım. Semedo Messi çevirdi Suarez direkten. Hadi iki gol. 3 şutla bu maçı tamamla Sociedad. Bak geldi. Bak beraberlik golü geldi iyi izleyin. Porto, Zaldua Lorente Dembele de kaldı top. Çabanıza sağlık aslanlarım. Top 3. bölgeye geçti ya o da bir şeydir. Fatih. De Jong. Arthur. Yine de yediyemediler yalnız. Ona da saygı duyuyorum. Semedo. Çevirirse tehlikeli olur. Dembele açıdar. Çevirdi. Fatih. Rakibe çarptı. Fatih de top tekrar. Alabiliyorduk. 100 milyonumuz olmadığı için alamadık sanki 100 milyonu versek sözleşme imzalayacaktı da. Forti hediye etti topu. Bak geldi gol geldi izleyin. Bir şut bir gol. Haydi sosyedad Ne bir şut var ne de bir gol var. Koca maçı bir şutla bitirdiler. Puan farkı 5. İki maçı da kaybetmeleri lazım. Barcelona son iki maçı kaybeder mi? Valla şampiyonluk umudumuz kağıt üzerinde devam ediyor mu ediyor. Ben savaşacağım. Ben savaşacağım. Ciro maaş oranında biz %32'deyiz. Güzel. Real Madrid %76. Real Madrid oyunculara çalışıyor ya. Barcelona %60. Baba. Çiki çiki baba. 4 2 3 1 oynayacağım. Evet, zaten Mallorca, eski Mallorca. Mallorca'nın uçtuğu yıllar değil. Kendi oyunumuzda kazanmamız lazım. 2-2 berabere kaldı Getafe. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Eybar 6-1 kazandı. Ne yaptınız? Berabere kaldılar. 19 yaş altında ihmal ettik biraz şampiyonluk yarışında ama. Evet deplasman avantajı Sporting'de. Gollere bir bakayım. Güzel yazmış. Yediğimiz gole bakmayacağım artık. De Marcos senin derdin ne ya? Yeni bir macera arıyor. Defol git lan. En kısa zamanda yeni bir kulüp bulacağım sana aslanım. 7.75'te iyi para. Maaşa katkısız satarım. Allah Allah. Teklifler geldi de. Aha. 4 milyon euro. Bak bu katkısız diyor. Şöyle bir önereyim önce de. Başka teklif gelmedi. Fenerbahçe'nin teklifi en kötüsü. Gidiyorsa hastaneye gitsin. İkisini de boşver. Ben parama bakarım. Getafe ikinci lige düştü. Geçmiş olsun. İyi izleyin beyler. Barcelona iki maçı da kaybedecek. Şampiyon Atletik Bilbao olacak. Yalnız Baylin'in atılması var ya tamamıyla şey yalan dolan. Hakem Granada maçında yaptığı hatayı anladı hakemler. Real Madrid maçını bize vermek istedi ama biz tabii alır mıyız hiç? 10 kişi Real Madrid'i yenemedik. Çok önemli fırsatlar kaçtı. Belki bir daha da böyle oynayamayacağız yani bilmiyorum ama. Gelecek sezonki kadrodan umutluyum. Gelecek sezon biraz da bizim için Fetret devre olabilir. Aduriz'i kaybedeceğiz. Forvetimiz artık emekli olacak. Voza hazır değil. Çok önemli bir potansiyeli var. Kendini çok iyi geliştiriyor ama güç olarak hazır değil. Diğer özellikleri fena değil. Ofansif orta sahamızı aldık çok iyi. Balde biraz daha oturmuş olacak. Aymar biraz daha oturmuş olacak. Evet. Taze kanlar yavaş yavaş Atletik Bilbao'ya gelecek. Ama bir iki sezon sonra iki sezon sonra bombastik bir geri dönüşümüz olacak diye tahmin ediyorum ama Gelecek sezon konusunda da çok umutsuz olmamak lazım ya. Bakacağız. Bu sene de çok umutlu değildim çünkü. Ama son ana kadar gerçekten harika bir mücadele oldu. Fasını geçti. Ben sana daha ne diyeyim San Jose? Williams üzdün. Büyük beklentilerim vardı Real Madrid maçında. Aduriz'i geç, baktık. Marcos'u geç. Uzun mesafeli paslar denesin. Hadi bakalım. Balde gidecek. Aymar gidecek. Ivan Martinez gidecek. Gözümüz aydın. Sanchez var. Herando çok iyi oyuncu. Rodri de gidecek. Onayla. İnşallah Mallorca maçında bizi yalnız bırakmaz. Evet %75, %65 çıktı genç oyunculardan. Devam. Bu çocuk çok iyi. Acaba hala 60 istiyor mu? Evet. Kaleci 4 yıldız net buçuk olabilir diyor. Dursun şimdilik. Maksimum 4 yıldız olur diyor. Takip listesinden çıkar anlaşıldı. Maksimum 4 yıldız diyor. Kanada ihtiyacım olduğu için sol tarafı olabilir. Bek. Anlaşıldı. Geleceği parlak diyor ama. Hiç gözümüzü de almadı yani. Dribbling 4. Geç. Sabek sıkıntısı yaşayacağız gibi gözüküyor. Bu sene Sabek çıkmadı pek. Daha tabi belli olmaz pek. Biraz daha güncellemeler gelmesi lazım. Son iki maç. Şu Granada ve Real Madrid maçlarından 3 puan alsaydım var ya. Ah ah. Biraz Iker istikrarlı olsa. Biraz inaki üst düzey bir şeyler yapsa. Şurayı 4-2-3-1 yapacağım. Bu sefer burayı ayarlayacağım çünkü bu maç önemli artık. Ramos sol taraftasın. Carbonell sağ taraftasın. Oha. Carbonell'i koyunca takım çöktü. Tamam. Artık şöyle takım kaynaşması değil de dinlenme koyayım. Zaten kaynaşacak kadar kaynaştılar. Güzel. Aymar, antrenmanda iyi gelişmeler kaydediyor. Peki. Oyarzun gelişme kaydediyor. Tamam. kasa sakatlandı. Nazar çıktı diyelim. Mallorca maçını kazanacaksak hayırlısı olur. Granada ne yapacaksın? 3-0. Herkesin şeyi bize kalkıyor. Biz berabere kaldık 3-3 emde. Kondisyonerlere bir bakalım. Bu fena değilmiş. Konner Avrupa Şampiyonasına gidemeyeceği için kırgınlıyor. Maç oynadın mı da gidesin Kenan. Alıcı da çıkmadı Kenan'a. Balde yorgun. Üzdü. Oroz yorgun. gel. Ya da Balde dursun. Son dakikalarda güzel bir şey yapabilir. O Yarzun'u mu çıkarsam? Haydi bakalım. Son bir karşılaşma. Burada kazanacağız ki Barcelona belki yenilirse bir umudumuz olsun. %30'la başladık. Şimdi %49'a çıktık. Dikine pas yapmıyorum. Ondan sonra tekrar kısa pasla oynatıyor. Taş atışını kullanan Mallorca. Baba Rahman. Bir de baba orada var. Kubo. Baba sağ tarafa doğru. Güzel. De onu keşke iki kere verseydin. Bas ona. Yavrum benim öyle güzel hediye etti ki altın tepside. Ver Adurize. Hoppa. Yüreğe 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 geçti. Kendin pişir kendin ye. bırak ya İker şu niye Real Madrid maçında yapmıyorsun? İşte istikrarı yok istikrar problemi var. Çok yetenekli oyuncu ama yeteneğini yalnızca %25'ini filan sergiliyor. Martinez müdahalelerde sertliği azalt dedim. İstekli bir oyun bekliyorum. Atletico 1-0 yeniliyor. Şimdi Martinez top dön geri. Simon. Sakin ol. Martinez. Inigo. Iker. Dönebilirsin merkeze. Fardo. Garcia. Iker de top tekrar. Güzel girdi içeri. Ver saat tarafa. Oho. Abartma. Beyler. Kesinlikle kendinizi beğenmiş bir tavır yok. Güzel. Taş atışını kullanan kafa. Lopez kafada top tekrar. Nunes, Lopez, Dani Garcia. Sağ tarafa doğru Williams'a top. İçeri doğru kat etti. Uzun bir... Aha! Haydi Iker! Haydi Iker! Açıda Iker! Yo, bak işte bundan bahsediyorum. Fabricio. Uzun top. Williams indirdi. Pardo'da kaldı. Williams. Nunes. Dani Garcia. Tekrar Nunes'de. Martinez. Dani Garcia. Güzel top. Biraz daha kenarlara doğru açılsak iyi olacak gibi ya. Takım biraz. Tabi. Bir tık daha açayım. İker içeri doğru kat etti. Pas ver artık. Pardo uzaktan deneyebilir şansını. Kafaya döndü. Kapa. Çevirdi. Çok kötü. Bir sabek altyapıdan çıksaydı keşke. Nunes. Ya Nunes. Allah belanı versin Nunes. Bu senin yaptığın bir değil iki değil ama. Bak. Ya bunlar alamayacak ya. Ye onu. Ne desem ben boş ki. Pardo, Lopez. Williams sağ taraftan aldı. Çevir içeri artık ona vur. Hadi bakalım. Taşovaş'ın kullanan Gomez var mı ona vuran vur ona. Vur bir daha. Vur bir daha. Vur bir daha. Allah'ım gol. Allah'ım. Yine son dakikada bir şeyler yaptık. Oğlum. Kalpten gideceğim ya. <laughs> Vallahi kalpten gideceğim. Yatın. Yatın skora yatın. Sadık yat yat. Taktiğimizin adı Sadık yat yat. Hadi bakalım. Oh be. Bir kez daha izliyoruz. Dani Garcia. Bir daha denedi şansını. Bir daha rakipten çarptı. Normalde koluna çarptı biliyorsunuz. Bunlar artık penaltı. Asi. Beyler. Tamamıyla taktiğe odaklanıyorsunuz. Gomez köşe vuruşunu kullandı. Asi. Asi'nin gecesi. Ya şunların bir tanesini Real Madrid maçında atsaydın keşke. Bir kez daha izliyoruz. Gomez içeri güzel kesti. Asi. Bırakmadık. Şimdi Barcelona mı düşünsün? Nerede Barcelona? Oynamadı herhalde. Evet. Zaten Barcelona bu maçı kazanırsa bitti demektir. Berabere kalırsa da bitti. Berabere kalırsa biter mi? Şey falan berabere kalma ihtimalimiz var. O da Averaj'e falan bakmak lazım. Yaz bir tane de Frikik'ten yaz. Gövde gösterisi olsun. Haydi Gomez. Girdi. Şu köşede. Easy. Dedim size. Dedim size. O köşede dedim. Ya. Dört tane Mallorca'ya gol attık. Bir tane on kişi kalmış Real Madrid'e gol atamadık. Hoca bitir artık ya. Rahman. Tebas, Rahman'da top yine. Lago Junior. Gomez. Verdi fasını Pardo'ya. Pardo'dan uzun top Asi'ye doğru. Çevir aslanım. Aduriz, Pardo. Tekrar Aduriz, Asi. Asi. Pardo, Garcia. Bir tane daha atacağız herhalde. Ulan var ya. Acısı Mallorca'dan çıktı da ne fayda. 10 gol atsan yine 3 puan veriyorlar. Ama çabanızdan memnunum. Bu Barcelona'nın içini titretti galiba. Atletik kaçırdı. Yarı final maçını kaybetti. Rodri yıldızlaştı diyor peki. Evet artık gelecek sezona bakacağız. Son ana kadar çok iyi performans sergiledik ama. Aa izleyemiyoruz. Haydi Selta. 2-0. Üzgünüz. Barcelona şampiyon oldu. son ana kadar, son iki maça kadar iddiamızı devam ettirdik. Cılız da olsa. Real Madrid maçını kazansak belki son maça da kalırdı. Şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüz ama Tabi şampiyonluğa giden yollarda çok ufak detaylar, ince nüanslar var. O nüansları biz halledemedik. Biraz kadro kalitesinden, biraz performanstan, belki de biraz da benden kaynaklı da olabilir. Sonuç olarak iyi bir yerde bitirdik sezonu. İkinci olmak önemli bir maçı başarıydı. Kupayı kaybettiğimiz için üzgünüm. En azından kupayla bitirebilmeyi isterdim sezonu. Ama gelecek sezon bu sezondan çok daha güçlü bir Bilbao olacağını düşünüyorum. Ofansif orta sahamız çok en azından heyecan verici oyuncularla oynayacağız. Bale de artık biraz daha oturmuş olacak. Aymar gün geçtikçe üzerine koyuyor. Artık gelecek sezondan itibaren 3 yıldız 3.5 yıldızlık bir oyuncu olacaktır. Aynı şekilde Balde de artık 2,5-3 yıldızlık bir oyuncu olacaktır. Bakalım. Geleceği inşa ediyoruz en azından. Yani bu kadar tabii e, sol beki genç olan, orta sahası genç olan, artık emekliliğe gelmiş bir forvetle bunları başarmak tabii ki büyük başarı. Ama seviyemiz arttıkça, seviyemiz arttıkça bir noktadan sonra şey diye düşünmeye başladık. Daha iyisinde yapabiliriz diye ama bir noktada da gerçekçi olmak lazım. Çok harika bir sezon geçirdik. Levante maçını oynasam mı bilmiyorum. Ya kaybedersek, Real Madrid kazanırsa üçüncü olacağız. Çok önemli değil. Para olarak ne kadar etki ediyor bilmiyorum ama çok motivasyonum kalmadı zaten. Böyle bir yalap şap oynayacağım. Hadi ona da girelim madem ya. Son üçüncü maçımızı da oynayalım. En azından sezonu ikinci bitirdik diyelim. Barcelona şampiyon oldu. İkinciliği bırakmak istemiyorum. Herrando. Birinci oldu güzel. İyi gelişiyor. Balde. Tebrik ediyorum. Dripling'in 14 yaptı bak. Hadi bakalım. Oroz. Atarlanma. Bak. Bayar olmaya başladım ha. Bunu geç. Bunu geç. Evet en azından şeyde Boza'da bir şampiyonluk yarışında bulundu. Şampiyonluk yarışını tattı. Artık onu bir dahaki sezondan itibaren az takımda oynatmaya başlayacağız. Yedi günle iki hafta. Olur böyle sakatlıklar diyeceğiz. Önemli değil ya. baldır kası çekmiş. O da iki, iki buçuk yıldızlık bir oyuncu oldu. Oynasam mı? Oynamasam mı? Kararsızım. Oynamayacağım ya. Ne bileyim. oy verelim. Agüero, Ronaldo, Sterling, Suarez. Agüero 36 gol, 9 asist ama Messi ile yarışma ihtimali yok. Messi yine coştu coşturdu. İkinciliği bırakmayayım hadi ya oynayayım. Ama kadro çok yorgunsa rotasyona bırakacağım. Valverde yılın genç oyuncusu seçildi. Sol hiç çıkmayacak galiba ya. Sol beklerin hiçbirisinden iyi bir rapor gelmedi. Balde ve Oroz milli takımda. O zaman oynamayacağım ya genç oyuncularım yoksa Pardo gelsin. Bir taraftan üçüncülüğü bırakmak içime de silmiyor da. Hiç oynayasım da kalmadı. Kendim oynasam zaten yalan yanlış oynayacağım. O yüzden bırakayım daha iyi. 3-2 yenildik. Belliydi de bizim üçüncü olacağımız. Hadi neyse. Neyse. Daha iyisini hak etmiştik ama. Dakika birde gol atmışız. Ulan, May O Mayora var ya sana inanılmaz takım aslanım. Sana inanılmaz takım. Bir gün çok param olursa seni alacağım. Yedek takımda süründüreceğim. Bak saçına bak, tipe bak. Şampiyonlar Ligi niye de Galatasaray'la? Basın toplantısını geçtim. Burada da bırakıyorum. Evet bir sezonun daha sonuna geldik acısıyla tatlısıyla. Geleceğe dair umutlarımız var. Bir tane Navarro gelecek. Harika bir potansiyeli var gözüküyor. Bir de Jose Ramon gelecek. Ofansif orta sahanda gerçekten gelecek vadeden bir oyuncu bulduğumuz için çok mutluyum. Aymar Ramon ikilisi harika bir iş çıkart çıkartacak diye düşünüyorum. Dani Garcia yerine adaylar var. Onu bir şekilde halledeceğiz. Sağ back sıkıntı gibi. Stoperde gençler var ama Martinez, Nunes ikilisi 2-3 sezonda gider. Nunes kendisini iyi geliştiriyor, fena değil ama daha iyi olabilirdi bence. Profilleri geçen seneye göre biraz düşmüş. Kadromuz fena değil ya. Şu 3 oyuncu değişecek. Aduriz iyi bir sezon geçirdi. Ama Aduriz'le artık vedalaşacağız. Sezon bittiğine göre Sezon bittiğine göre Boza'yı artık oynatabilirim. Şöyle yapıyorum. Evet. Şimdilik kadromuz bu. Bir sezonun daha sonuna geldik. Yarından itibaren transfer meselesine biraz daha dikkatli bir şekilde bakacağız. Gençleri toparlamamız lazım ama yeni sözleşme imzaladıkları için birçoğu şu an gelmek istemiyorlar. O yüzden yine Temmuz'a doğru biraz hızlı ilerlesek olabilir. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.